Bugün önemli bir sağlık sorunu kalp hastalığı olmazsa olmaz çağın hastalıklarında neden kendimizi koruyamıyoruz ve yaygınlaştı sorusunu irdeleyeceğiz. Periferik arter atar damar hastalığı hocam evet. nedir başlangıcı nasıl olur diye sormak isteriz. Evet öncelikle periferik arter hastalığı dediğimizde aklımıza hangi durumlar gelmeli? Perifer kelimesi ee, anlam itibariyle merkezden uzak anlamına gelir. Yani e, örnek vermek gerekirse Ankara merkezdir. Etrafındaki e, uzak iller periferdir. İstanbul merkezdir. E, yakın çevresini ve uzak çevresini perifer olarak adlandırırız. Evet. Şimdi dolaşım sisteminden bahsettiğimize göre dolaşım sisteminin merkezi neresidir? Kalptir. Dolayısıyla kalpten e, çıkıp e, vücudun değişik bölgelerine e, uzanan Damar sistemine biz periferik damarlar evet. diyoruz. Bunlar atar damar ise periferik arterler, toplar damar ise periferik venler adını alıyor. Bizim konumuz, bugünkü konumuz bahsettiğiniz periferik arter hastalığı. Yani vücudumuzun çeşitli uzuvlarını besleyen, kalpten köken alan damarların daralması veya tıkanmasıyla ilişkili sorunlara neden olan periferik arter hastalığı. Elbette periferik arter hastalığı dediğimizde nasıl ki kalp damarlar kalbimizi besleyen damarların bir anlamda halk arasındaki ifadesiyle damar yağlanması ya da damar sertleşmesi şeklinde ifade ediyorsak periferik damar hastalığı da aslında aynı sebeplerden köken alan aynı sonuçları doğuran bir hastalık grubu. Fark şudur, kalp damarımız tıkandığında ani olarak kalp krizi geçiririz. Çünkü kalp kası bir dakika bile oksijensiz kalmayı tolere edemez, kaldıramaz. Dolayısıyla biz kalp krizi geçiririz kalp damarımız tıkandığında ya da ciddi göğüs ağrısı hissederiz. Hatta ani ölüm şeklinde bir sonuca da yol açabilir. Bunun dışında bacak damarı tıkandığı zaman ne olur? Yürürken bacağımız ağrır. Şah damarımız tıkandığı zaman, beyine giden damarımız tıkandığı zaman ne olur? Felç geçiririz. Dolayısıyla e, olayın ciddiyeti biraz e, ilgili bölgenin ciddiyetiyle doğru orantılı. Beynimiz söz konusuysa elbette ki ciddi sorunlara yol açar. Ama bacağımız söz konusuysa biraz daha geniş zaman diliminde tedavi etme şansımız e, olur. Dolayısıyla e, organdan organa değişen bir e, şikayet durumu söz konusu olabilir.